Değerli arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere liselerimizde okutulan seçmeli adabı muaşeret dersimizin ikinci dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Tüm sınıf kategorilerine uygundur sınavımız. 1. sorumuz misafirlikte misafirin dikkat etmesi gereken kuralları yazınız. 2. sorumuz misafirlikte ev sahibinin dikkat etmesi gereken kuralları yazınız. 3. sorumuz selamlaşmada dikkat edilmesi gereken hususları açıklayınız. Dördüncü sorumuz konuşma adabında hangi kurallara uymalıyız? Beşinci sorumuz konuşma ve dinleme adabı ile ilgili dört tane özlü söz yazınız. Altıncı sorumuz az bilinen nezaket kurallarına üç örnek veriniz. Yedinci sorumuz sofra adabı ile ilgili beş madde yazınız şeklinde. Sekizinci sorumuz kişisel hijyen ne demektir ve neden önemlidir? Dokuzuncu sorumuz el hijyeni neden önemlidir ve nasıl olmalıdır? Son sorumuz onuncu sorumuzda kişisel temizlik kuralları hakkında bilgi veriniz. Sizler videomuzu durdurarak sorularımıza kendiniz içer, içinizden zihninizden cevaplar verin. Şimdi doğru cevapları vereceğiz. Bakalım hangi soruları doğru bilmişiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Misafirlikte misafirin dikkat etmesi gereken kuralları yazınız şeklinde. Ne kadar samimi olursak olalım ziyaret edeceğimiz insanları önceden ya telefonla ya da mesajla arayıp söyleyip bilgilendirmeliyiz. Temel prensip davetsiz misafir olmamaktır. Çat kapı gitmemeliyiz. Ve hangi saatte geleceksek o randevu saatine mutlaka uymalıyız. Temiz ve düzenli bir şekilde mümkünse bir hediye ile ziyaretler yapılmalıdır. Kapıyı çaldıktan sonra kapının hemen ağzında değil, daha geride evin içini göremeyecek şekilde kapının açılmasını sabırla beklemeliyiz. Eve girerken ev sahibinin yer göstermesini beklemeli ve etraf meraklı meraklı gözlerle incelenmemelidir. Yemek sofrası kurulduğunda ev sahibi davet etmeden oturulmamalı. Yemeği beğen beğenmesek dahi bunu hal ve tavırlarımızla belli etmemeliyiz. Misafir unutmayın umduğunu değil bulduğunu yer ve medeni bir şekilde ev sahibine teşekkür eder şeklinde misafirliğin adabını özetlemiş olduk. İkinci sorumuz peki misafirlikte ev sahibinin dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir? Ev sahibi de misafirliğe gelmek isteyenlerin mümkün olduğunca reddetmemelidir. Müsaitse buyurun demelidir. Ev sahibi bütün misafirlerine aynı derecede yakınlık ve güler yüz göstermelidir. Evi temiz tutmalı ve gereken hazırlığı misafirler gelmeden önce yapmalıdır. Misafirin yanında sık sık saate bakmamalı, hatta hiç bakmamalı. Sıkıldığını belli eden hal ve tavırlardan sakınmalıdır. Misafirler ikramda bulunurken üç kereden fazla ısrar edinmemelidir. Demek ki sevmiyor denilmelidir. Misafir ayrılırken ev sahibi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmeli. Misafirlikten ayrılma vakti gelince hemen kalkmalı ve vedalaşmayı uzatmamalıdır. Üçüncü sorumuz, selamlaşmada dikkat edilmesi gereken hususları açıklayınız şeklinde. Biliyorsunuz kültürümüzde önce selam sonra kelam vardır. Önce selamun aleyküm denilir ardından hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar, merhaba gibi ifadeleri kullanırız. Müminlerin bulunduğu yere girildiğinde ve oradan ayrıldığına selam vermek, Peygamberimizin sizden biriniz meclise geldiği zaman selam verdiği gibi ayrılırken de selam versin. Çünkü birinci selam sonrakinden daha faziletli değildir buyurur. O zaman bir misafirliğe gittiğimiz zaman, birisiyle karşılaştığımız zaman selam vereceğiz. Aynı şekilde ayrılırken de selamünaleyküm diye ayrılacağız. Telefonlarda da öyle. Telefon açtığımız zaman selamünaleyküm ben Ahmet diye selam vereceğiz. Yine telefonu kapatırken de selamünaleyküm, Allah'a emanet ol denilebilir. Selamlaşmada kural şudur. Küçük olan büyüğe selam verir. Az olan grup çok olanlara selam verir. Yürüyenler oturanlara selam verir. Bir binek üzerindeysek yine yaya olanlara selam vermemiz gerekir. Verilen selama da muhakkak cevap vermek gerekir. Selama hemen cevap vermek mümkün olduğunca cevabımızı verene duyurmak. Yani ve aleyküm selam diye karşılık vermeliyiz. Selam verirken ve alırken sesimizi çok yükseltmemek ve kısmamak gerekir. Ne selamun aleyküm diye bağıracağız ne de selamun aleyküm. İkisinin ortası. Selamun aleyküm Mehmet amca denilebilir. Selam verirken alırken sesimizi hürmet ifade edecek şekilde ayarlamak lazım. Selamı duymamazlıktan gelmemekliyiz. Yani bu saygısızlık ifadesidir. Dördüncü sorumuzda konuşma adabında hangi kurallara uymalıyız? İnsan konuşan bir varlıktır. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. Peki pot kırmadan nasıl konuşacağız? Kelimeleri ve cümleyi doğru telaffuz edeceğiz. Pot kırmamaya özen göstereceğiz. İnsanlara düzgün, çekici bir üslupla hitap edeceğiz. Beyefendi, hanımefendi diye dikkat çekici ifadeler kullanabiliriz. Ya da teyzeciğim, amcacığım diye. Konuşmalar akıcı, haz verici, dinleyenleri sıkmayacak bilgi ve görgü kurallarına uygun şekilde olmalı. Konuşmacı konuşurken dinleyicilerin rahatsız olduklarını hissettirmemeleri gerekiyor. Birisiyle konuşurken muhakkak yüzüne bakacağız. Göz teması kurarak konuşacağız. Güzel konuşmanın en önemli ölçülerinden birisi de güzel ahlaka uygun olmasıdır. Eğer buna gereken önem vermezseniz, diğer her konuda özenli olsanız bile konuşmanız değer kazanmaz unutmayın insanlar kıyafetleriyle karşılanır, konuşmalarıyla uğurlanır. Yani sizin konuşmanızdan sizin hakkınızda yorumlar çıkarırlar. Konuşmaların saygı sınırları içinde olması da çok önemlidir. Güzel ve anlamlı konuşmanın yolunun samimiyetten geçtiğini unutmayın. Yani söyledikleriniz önce kendinizin inanması lazım Karşıkinin inanması için. Zorlanarak konuşuyormuş gibi bir imaj oluşturmaktan kaçınmalıyız. Diyelimse bir soru soruldu. He öyleymiş ya da yok bilmiyorum gibi keskin ifadeler kullanırsanız size bir daha konuşmazlar. Beşinci sorumuz. Konuşma ve dinleme adabı ile ilgili dört tane özlü söz yazınız. Birinci cümlemiz çıkmamış. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme ya da tükürdüğünü yalama derler değil mi? Önce düşün sonra söyle. Söylediklerinizi duyurmak için hiç kimsenin kolundan tutmayın. Çünkü insanlar sizi dinlemeye istekli değillerse, onları tutacağınıza çenenizi tutmanız daha iyi olur. Konuşmanın zamanını bilmeyen dinlemenin zamanını bilmez. Az konuş, çok dinle. İki kulak dinlemek içindir, tek ağız konuşmak içindir ifadelerini yazabilirsiniz. Az bilinen nezaket kurallarına üç örnek veriniz. Konuşmayı bitirirken geçerli bir neden öne sürün. İltifat ederken içten ve samimi olun, iltifat aldığınızda da teşekkür edin. Birisini eleştireceğiniz zaman onun duygularını göz önünde bulundurun ve o kişiyle özel olarak konuşun. Sorununuzu kişiselleştirmeyin. Birisi sizi eleştirdiğinde sakin olun, dinleyin, hemen karşılık vermeyin gibi ifadeleri yazabilirsiniz. Sofra adabıyla ilgili 5 madde yazınız. Sofra adabı yemekten önce ve sonra eller yıkanmalı, yemekten sonra dişler fırçalanmalı, yemek yerken sağ elimizi kullanmalı, yemek küçük lokmalar haline yenilmeli, yemeği önümüzden yemeliyiz, acele etmemeliyiz, lokmaları iyice çiğnemeliyiz. Yemek çok sıcaksa üfleyerek yenmemeli, biraz soğuması beklenmeli. Yemek yemeye büyüklerden önce başlanmamalı, özellikle anne babalarımızdan sonra başlamalıyız. 8. sorumuz kişisel hijyen ne demektir? Neden önemlidir? Kişisel hijyen dediğimiz zaman kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz bakım uygulama uygulamalarıdır. Kişisel temizlik sağlıkla yakından çok ilgili. Pek çok hastalık mikrobunun temiz olmayan kişilerde kolayca yayıldığı, yerleştiği biliniyor. Sağlığın korunması için düzenli bir şekilde saç, vücut, ağız ve dişlerimizin temizlenmesi ve giyeceklerin sık sık yıkanması gerekmekte. Ve en önemlisi el hijyeni. El hijyeninin nedeni önemlidir ve nasıl olmalıdır? Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok eller yoluyla bulaşıyor. Hijyenik el yıkamanın amacı nedir? Eller üzerinde bulunan geçici bakterilerin tamamını, kalıcı bakterilerin ise bir kısmını ellerden uzaklaştırabilmektir. Eller muhakkak yemeklerden önce ve sonra, pis ve pis olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra, tuvaletlerden sonra, uykudan önce ve kalktıktan sonra mutlaka su ve sabunla iyice yıkanmalı durulanmalı ve çok iyi de kurulanmalıdır. En iyi el yıkama işlemi bol suda ve sabunla. Bilekleri de içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak dipleri iyice temizlenici şekilde olmalıdır. Yıkama ve durulama sonrasında nemli kalmaması temiz bir havluyla kurulanmalıdır. El yıkama süresi saatin tik taklarına uyarak en az 10'a kadar sayarak belirlenmeli. Hemen bir suya tutup çekmemeliyiz. İçimizden en az 10'a kadar sayacak şekilde yıkamalıyız. Son sorumuz kişisel temizlik kuralları hakkında bilgi veriniz. Temizlik denilince sadece vücut temizliği veya konut temizliği anlaşılmamalı tabii ki. Yaşadığımız ve çalıştığımız, eğlendiğimiz her yerde sağlığımız aslında temizlik üzerinde ciddiyette durulmalı. Kirletilmiş çevreyi temizlemek zordur ama kirletmemek ve korumak daha kolaydır. En az haftada bir defa banyo yapmalı. Çamaşır ve giyecekleri sık değiştirmeliyiz. Haftada bir defa el ve ayak tırnaklarını kesmeliyiz. Yemeklerden önce ve sonra elleri su ve sabunla yıkayıp kurulamalıyız. Tuvaletten sonra elleri bol su ve sabunla yıkayıp kurulamalıyız. Kadınlarda perine temizliği yönden arkaya doğru yapılmalı ve kuru tutulmalı. Akşamlar yatmadan önce ayakların yıkanması, elbiselerin çıkarılıp pijama veya gecelik giyilmesi, işten veya okuldan eve gelincinde el, yüz ve ayakların muhakkak yıkanması... Günde en az iki defa dişi fırçalamak, her gün saçları taramak, sık sık uygun şampuanla yıkamak, yere düşen bir yiyeceği yememek, çiğ meyve sebzeleri yıkamadan önce yememek, açıkta satılan yiyeceklerin de tüketilmemesi kişisel temizlik kurallarından bazılarıdır. Temizlik imandandır sevgili arkadaşlar. Müslüman temiz olur. Temizliğimize muhakkak dikkat edelim. Hele hele 5 vakit namaz kılan insanlar günde 5 defa abdest aldıkları için abdest almayanlara göre ne yaparlar? Her gün temizliklerini daha fazla yapmış olurlar. En azından bizlerde sabah kalktığımızda, akşam yattığımızda, okuldan geldiğimizde ellerimizi, ayaklarımızı muhakkak yıkayalım, temiz olalım, temiz kalalım diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz.